Dekamer, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi. Dünyada 7 deniz kaplumbağası türü yaşamaktadır. Şimdiye kadar bu türlerin 5'i Akdeniz'de görülmekle beraber sadece 2 tür, iribaş deniz kaplumbağası, yani herkesin bildiği bilimsel ismiyle Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası, yani Chelonia midas, Akdeniz'de üremektedir. Deniz kaplumbağaları milyonlarca yıldır kumsalları yuvalama alanı olarak kullanıyor. Hem yuva yapmak için karaya çıktıklarında, hem de beslenip yaşamlarının çoğunu geçirdikleri denizlerde deniz kaplumbağalarını bekleyen birçok tehdit bulunur. Başlıca tehlikeler sürat tekneleri ve tekne pervaneleri, balıkçı ağlarına takılma, yuvalama kumsallarının tahrip edilmesi ve son yıllarda hızla artan deniz kirliliği, özellikle de plastik atıklar olarak sıralanabilir. Caretta caretta ve Chelonia midas türlerinin ikisi de Türkiye kumsallarında yuva yapmaktadır. Türkiye, her iki türünde yuva yaptığı nadir Akdeniz ülkelerindendir ve belki de her iki tür birlikte düşünüldüğünde deniz kaplumbağaları için en önemli ülke konumundadır. İribaş deniz kaplumbağası, Akdeniz genelinde yaygın şekilde görülmekle birlikte yuvalama Yunanistan'dan itibaren Doğu Akdeniz'de yoğundur. Yeşil deniz kaplumbağası ise büyük oranda Doğu Akdeniz'de bulunur ve en önemli yuvalama kumsalları Türkiye'de yer alır. Ülkemizdeki 21 deniz kaplumbağası yuvalama alanı arasında Dalyan İztuzu kumsalı, son yıllarda tespit edilen yaklaşık 600 yuva düşünüldüğünde hem Akdeniz hem de Türkiye için en önemli üreme kumsallarından biri olarak öne çıkmaktadır. İztuzu plajı, deniz kaplumbağaları kadar yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği bir plajdır. Doğallığı ve temizliğiyle dünya çapında birçok ödül almıştır. On binlerce yerli ve yabancı turist bu eşsiz plajın keyfini yaz aylarında doyasıya çıkarıyor. İztuzu plajını diğer birçok plajdan ayıran özelliklerinden biri de kumsalının bir tarafı tuzlu su, diğer tarafının tatlı su olması. Kumsalın gerisindeki Dalyan Deltası'nda irili ufaklı birçok göl bulunuyor. Belki de bu özelliği birçok canlı ve turist tarafından cazip bulunmasını sağlıyor. Bu önemli alan 1989 yılında özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmiş ve alınan önlemlerle hem deniz kaplumbağalarının hem de ziyaretçilerin dengeli şekilde kullanabilmesi sağlanmıştır. İztuzu plajının bu değerli misafirlerinin korunması ve araştırılması için Dalyan'da Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, kumsalın yaklaşık 400 metre gerisinde kuruludur. Merkez kısa adıyla Dekamer olarak biliniyor. Dekamer, deniz kaplumbağa üreme kumsallarında ayrıntılı bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Dekamer'in bir diğer önemli özelliği, yaralı ve hasta deniz kaplumbağalarının tedavilerini yaparak rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerini sağlamaktır. Dekamer, deniz kaplumbağalarının yuvalama, beslenme, kışlama ve göç yolları üzerinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra deniz kaplumbağalarının yaralanma ve ölümlerinin sebepleri üzerinde de araştırmalar yaparak kamuoyunu ve ilgili tarafları bilgilendirici projeler üretmektedir. Deniz kaplumbağaları beslenme alanlarından göç ederek Nisan ve Mayıs aylarında üreme kumsallarına gelirler. Kıyıya yakın alanlarda beslenen ve çiftleşen kaplumbağalardan erkek bireyler kumsala yakın yerlerde dolaşırken sadece dişi bireylerde yuva yapmak için geceleri kumsala çıkarlar. Uzun yıllar sürdürülen izleme ve koruma çalışmaları sayesinde 30 yıl önce yaklaşık 200 deniz kaplumbağa yuvası bulunan İztuzu kumsalında son yıllarda 600'ün üzerinde yuva tespit edilmeye başlanmıştır. Deniz kaplumbağaları havanın kararmasıyla birlikte yuva yapmak için karaya çıktığında Dekamer ekibinin arazi çalışmaları da başlıyor. 1988 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında deniz kaplumbağalarının rahatsız olmaması için İztuzu kumsalı akşam saat 20 ile sabah 8 arası ziyaretçilere kapalıdır ve sadece araştırma ekibi kumsalda kalmaktadır. Kumsal çevresinde gürültü yapmak veya ışık yakmak yasaktır. Deniz kaplumbağaları güneşin yakıcı etkisinden kaçınmak ve tehditlerden sakınmak için karaya hava karardıktan sonra çıkarlar.
yuva yapmak için karaya çıktıktan sonra yumurtaları için uygun bir alan arayarak ilerlerler. Çok nadir de olsa gündüz de kumsala yuva yapmaya çıkarlar. Kendileri ve yumurtaları için güvenli ve aynı zamanda kuluçka için uygun yeri tespit ettikten sonra ön ve arka üyelerini kullanarak yuvayı yapmaya başlarlar. Yuva alanını açtıktan sonra arka ayaklarını kürek gibi kullanarak yuva çukuru açarlar. İribaş deniz kaplumbağası yuvaları ortalama 50 cm kadar derinlikteyken yeşil deniz kaplumbağası yuvaları 1 metre derinliğe yaklaşabilir. Dişi kaplumbağa açtığı yuva çukuruna 70 ile 100 civarı yumurta bıraktıktan sonra yuvayı kapatmaya başlıyor. 1-1,5 saatlik bir uğraşıdan sonra yuvayı kapatır ve vakit kaybetmeden denize geri döner. Yumurtaların kuluçka süreleri yaklaşık 2 aydır. Bu kuluçka süresince yumurtalar değişik tehditler altındadır. Dekamer ekibi ve Dekamer gönüllülerinden oluşan ekipler, kaplumbağaların kumsala çıktığı andan itibaren tüm faaliyetleri kayıt altına almaktadır. Yuvaların kafeslenmesi, gerekli durumlarda yuvaların taşınması, yuvaların izlenmesi gibi faaliyetler Eylül ayının sonuna kadar devam eder. İlk yuvanın görüldüğü Mayıs ayından itibaren artan yuvalama faaliyetleri Haziran'da en yüksek seviyeye çıkar ve Ağustos başlarına kadar devam eder. Bu yuvalardan ilk yavru çıkışı Temmuz ayında görülmeye başlar ve Eylül sonuna kadar devam eder. Yuvadan çıkan yavrular denizin parıltısını kullanarak denize doğru giderler. Dekamer, kumsalın yaklaşık 400 metre gerisinde kuruludur. Merkezde yaralı kaplumbağaların tedavilerinin yürütüldüğü alanlar ve rehabilite edildiği bakım havuzları bulunmaktadır. Yaralı ve hasta kaplumbağaların rutin bakımları devam ederken, Dekamer ziyaretçilerine de deniz kaplumbağaları, merkez ve dalyan hakkında bilgiler verilmektedir. Yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisi merkezde tamamlandıktan sonra doğal ortamlarında yaşayabilir olduğunun izlenmesi için bir süre İztuzu plajının 300 metre açığında denizde bulunan kafeslerde gözlenirler. Burada doğala yakın bir alanda beslenme ve dalma gibi yetenekleri test edilir ve denize dönmeye hazırlanırlar. Tam anlamıyla iyileştiğine karar verilen kaplumbağalar son kontrollerinin ardından evleri olan denizlere bırakılırlar. Deniz kaplumbağaları beslenme, kışlama ve yuvalama alanları arasında göç eden canlılardır. Bu nedenle deniz yaşamı için büyük öneme sahip deniz kaplumbağalarının sadece yuvalama alanlarını korumak yeterli olmamaktadır. Göç sırasında uğradıkları ve üreme dönemi dışında kalan dönemlerde hangi alanları, ülkeleri ziyaret ettiklerinin bilinmesi, o habitatlarının korunması ve koruma önlemlerinin alınması için büyük önem taşır. Bu nedenle uydu izleme cihazlarıyla takip çalışmaları deniz kaplumbağası araştırmacıları tarafından sürdürülmektedir. Yıl boyu Dekamer'e birçok yaralı ve ölü kaplumbağa ihbarı yapılıyor. Dekamer ekibi ihbar yapılan noktalara gidip yaralı ve ölü kaplumbağaları merkeze getiriyor. Yaralı kaplumbağaların tedavisine vakit kaybetmeden başlanırken diğer kaplumbağaların ölüm nedenlerinin belirlenmesi için nekropsileri yapılarak kayıt altına alınır. Faaliyetlerini 2009'dan bugüne 1000'in üzerinde gönüllüsünün verdiği destekle gerçekleştiren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Dekamer, kaplumbağaların tedavisi ve kumsallarda koruma çalışmalarını yürütürken, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak farkındalık oluşturulması, gönüllülük kavramının yaygınlaştırılması ve süreklilik kazanmasını sağlamayı da hedefliyor. Dekamer ekibinin bir parçası olan gönüllüler hem binlerce yavru kaplumbağanın denize ulaşmasını hem birçok yaralı kaplumbağanın kurtarılmasını hem de binlerce insanın bilgilendirilmesini sağlıyorlar. Dekamer, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi.